Evet arkadaşlar, ailenizin Bitcoin'cisi geldi. Gevrek gevrek gülüyoruz. Neden gevrek gevrek gülüyoruz? Bugün borsa bayağı hareketli. Hatta öyle bir şey ki çok çılgın hareketler yaptı yani. Sert inişler, sert çıkışlar, sert hareketler. Bu da sonuçta bizim yüzümüzü güldürdü. Niye? Yani trade etmemize olanak sağlıyor. Hızlı hareket etmemize olanak veriyor. Bundan dolayı hepimizin yüzü güldü. He? Değil mi arkadaşlar? Ben şeyden, neden o özelden mesajları alıyorum. Herkes bir telaş içerisinde. Gerilen gerilene. Valla çok gerilecek bir durum yok. Yani öyle söyleyeyim. Grafik gayet güzel gidiyor. Yani esasında güzel gidiyor. Nasıl güzel gidiyor? Hepimizin istediği gibi gidiyor. Fondan arka ses gelebilir. Neden gelebilir? Arka tarafta ekran kartları çalışıyor. Biliyorsunuz ben madenciyim. Madencilik yapıyorum. En başta ona merak salmıştım. Madencilikten keyif de alıyorum. Çünkü niye? Yani beni güzel meşgul ediyor. Overclock yapmama olanak sağlıyor. Onlarla çocuklar gibi oynuyorum yani. İşte yok RAM ayarını değiştiriyorum. İşte çekirdek ve şey voltajını değiştiriyorum. Bir sürü ayarlarla uğraşıyorum. Sonuçta ve her biri bazen özel özel ayar yapma gereği gerektiriyor hatta. Kimi böyle tembellik yapıyor. Reset atıyorum. Bakıyorum, ilgileniyorum. Çocuklar gibi yani çocuklarım gibi onlarla ilgileniyorum. Mamalarını veriyorum, uyutuyorum. Bilmem tabii uyumuyor. Çalışsınlar hep. Çalışsınlar. Yani ben madenciyim sonuçta. Ekran kartlarıyla kazıyorum. Diğer hiç makinelere bulaşmadım. Zaten diğer makinelere bulaşırsan sonuçta birkaç yıl içerisinde tamamen çöp yani. Bir hesap makinesi bile ondan daha iyi para ediyor. Tavsiyem öyle bir şey düşünen olursa sakın düşünmesin. Ama ekran kartı her zaman para. Bugün yani şöyle 3 yıldan beri ekran kartlarını çalıştıran 4 GB'lardan bahsediyorum. Yani bu 4 GB'lar şu an internette kaynıyor yani her yerde satılık da var. Ondan sonra yani ama 8 GB'lar şu an hala kazıyor. Ha, 4 GB'lar kazmıyor mu? Kazıyor. 4 GB'lar hala öyle bir şey oldu ki 1000 liraya kadar bir düştü. Ama erken uyandı millet. Çünkü niye? Ravencoin kazabiliyorsunuz. Diğer altcoinlerden kazabiliyorsunuz. Kazandırıyor mu? Yani masraflarını çıkartıyor. Masrafları çıkarttıktan sonra yani masraf ne? Elektrik. Elektrik masrafını çıkarttıktan sonra ayda 30 dolar gibi bir şey bırakıyor tek ekran kartı. 10 tane düşünün. 300 dolar Allah bereket versin yani. Şu zamanda kötü bir para değil. Gerçekten yani kötü bir para değil. Niye? Filyasyon diyorum. Yani izole bir şekilde evde yaşıyorsunuz. Filyasyon nereden çıktı? İzole bir şekilde evde yaşıyorsunuz. Ya da ev olmasa bile kapalı bir ortamda yaşıyorsunuz. Ondan beraber yani şöyle söyleyeyim size. Kimseye bulaşmıyorsunuz. Biraz önce kargoya gittim geldim. Nasıl biliyor musunuz? İnanın yani tırsım. Çünkü insanlar kendilerine dikkat etmiyorlar. Kargolarım falan vardı onları verdim. Ondan sonra ya arkadaş biraz dikkat edin ya. Herkesin ağzı açık. Ne diyeceğim bir şey dediğinizde kavga çıkıyor. Hemen herkes birbirine bileni veriyor yani. Neyse konumuza gelelim. Yani madencilik iyi gidiyor. Madenciliği düşünenler hiç düşünmesinler girsinler ya. En çok ağlayanlar da biliyor musunuz? İşte ya işte şudur budur bilmem ne ahkam kesenler var ya niyete de giremeyenler. Girin arkadaş. Girmeye niyetin varsa gir. Bir kartla dahi olsa gir. Biri de bir. Onu da bir. Ama başlamış olursun, öğrenmiş olursun. Yani insanlar bu işte de böyle bir şey oluşmuş. İşte yok şunu da çalıştır, yok bunu da çalıştır, yok bilmem ne. Herkes böyle bir kafadan ses çıktı. Yani bu dürüst arkadaşlara sözüm yok. İşte ben şu kadar alırım. Ben bu ya arkadaşım ben de sonuçta emanetçiyim yani başkasının parasını kullanıyorum. Başkasının parasından bir şeyler alıyorum yani sonuçta arkadaşım doğası yani sonuçta bu sorumluluğundasın. Adam dedi ki işte 1000 liraya ben ayarlarım dedi işte dedi şeyde kazılacak bilmem ne neydi onun ismi Simple Mining'de falan filan ya ben de bilmiyorum yani daha önce benim kartlarımda Windows'ta kazıyordu o zaman hani eski eşimin işte kardeşi ilgileniyordu
Sonuçta yani ayrıldığımız için yani tabii adam gelip de bakacak ya da şey yapacak hali yok. Aradım zaten cevap da vermedi. Önemli değil. Ne oldu? İş başa düştü. Kapattım makineyi. Hani atlan deve değil arkadaş. Hani ne olacak? Birazcık kafanı yorman gerekecek. Hani ben zamanında sormuştum hani bana öğretti hani ben her seferinde hani seni rahatsız etmeyeyim diye. Onun da zamanı olmadı. Neyse ben bir şekilde sağ olsun YouTube'da birçok kaynak var. O kaynaklar sayesinde ne yaptım? Hivos'u bana daha sıcak geldi. Neden? Hivos'a öyle langur langur giremiyorsun. Yani bir aggregator şey yapıyorsun, güvenlik doğramaların falan var. Ondan sonra hazırladım. Neyse bu sistemi işte aldık. Yok ben 1.000 lira isterim, yok Simple Mining'de kazıyor işte bilmem ne, yok adresini değiştireceğiz. Cerçur. İyi tamam eyvallah ama 1.000 lira olmaz dedim. Ne kadar? Neyse 200 lira biz işi bitirdik. 200 lira verdik. İnanır mısınız 200 lira verdik. 200 lira çöp oldu. Şey oldu öyle bir yalandan bir çalıştı. Durdu. Bir şey oldu. Kartlar kazmadı. Yani demek istediğim şu. Madencilik yapmak istiyorsunuz. Yapın. Kontrol sizde olsun. Overclock ayarlarınızı kendiniz yapacak şekilde öğrenin. Başarısızlıklardan karşılaşın, araştırın. Ondan beraber çok uzun sürmüyor. İnanın yani bugün bir Windows'a format atmakta zorlanan ben, yani şu an çok rahatlıkla bütün kartları overclock yapıp onların hepsini aynı ekranda görüp tek tek takip edebilen bir kapasiteye sahip oldum yani. Niye? Yani zorluk. Niye? Hemen apar topar öğreniyorsun. Hatalarından tabii kartlar coşuyor, bir şey yapıyorsun falan. Oluyor sonuçta. Kendi himayeniz sizde olsun, kendiniz bilin, başkalarının muhtacı olmayın. Çünkü niye? Şöyle, başkalarının muhtacı olmayın. Ya bugün muhtaç olursun, adam müsait de yardım eder. Yarın adamın işi olur, şehir dışında olur, bilmem ne olur. Yani onunla beraber nasıl yardım etsin sana? Ondan sonra gönül koyacaksın. İşte bana yardım etmedi bilmem ne. Gerek yok. Kendi ayarını kendin kur. Monitörün ya da bilgisayarın, laptopun, tabletin her an yanında olsun. Hani bir ayar değiştireceğin zaman. Bu sabah dışarıdaydım. Ayar değiştirmem gerekti. Ondan sonra yani telefonla oldu mu oldu ama yani zorlandım işin gerçeği. Neyse konumuza gelelim. Bugün Bitcoin 58.400 dolar. Ethereum esas bizim konumuz. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an güncel 1000 pardon 3138 şu an anlık. Ama bugün 3200 doları test etti. Nasıl biliyor musunuz? Ben ki böyle ekrandan monitörden bilmem ne yani hani takip etmem yani ilgimi çekti. Ben böyle bir sert çıkış, sert düşüş böyle agresif hareketler görüyorum. 70 dolar çıkıyor, 100 küsür dolar tak aşağı iniyor. Yani inanın nasıl biliyor musunuz? İlgimi çektiğim için şey televizyonun monitörünü açık bıraktım. Hani ilgimi çekti yani bu nasıl bir hareketlenme? Dünya borsalarına, dünya haberlerine bakıyorum. Hani bir şey mi oldu? Ne oldu? Hani ne oldu da bu sert dalgalanmalar? Geçenlerde biliyorsunuz şey Çin'de bir sel felaketi oldu. Bütün Bitcoin madencilerinin kartları, makineleri sular altında kaldı. Tamam orada bir artış oldu. Onu biliyorum. Ya ne oldu da yani bu artış oldu? Tamam artış bekliyorduk. Hani 3000'i kıracak. Tamam eyvallah. Bir zaten dün gece kırdı. Tam gece yarısı yatıyorum. 3030'u gördüm. Nasıl biliyor musunuz? Ben böyle, harika bir şey oldum. Sevindim yani harika bir şey oldum derken sevindim. Niye? Beklediğimiz şeydi esasında ama yani şey hemen böyle bir keyif kahvesi gece de olsa kahveyi içtim yattım mışıl mışıl da uyudum. Ondan sonra sabah şov devam ediyor. Sabahın 7'sinde ayaktaydım zaten. Dedim ne oluyor arkadaş? Yani bu hareketlenme inanıyorum ki bütün traderlar kendilerini böyle çekmişlerdir yani. Ulan ne oluyor diye yani. Çünkü yani zarar edersen tamam satıyorum diyene kadar şey yapar. Hani ne yaparsın? İş emri verirsin. İstediğin fiyattan satarsın ama böyle bir çılgın bir hareket düşünebiliyor musunuz? Gece 3030-3040'ları gördü. Sabah bir dalgalanma, bir hareketlenme, o sert hareketler yani beni de tedirgin ediyor ne oldu gibi. Yani şu an mesela 3138 ama 3200
Şimdi mesela düzeltme yapıldığı için 3138, ama bu düzeltmenin arkasında 3200 de kıracak. Yani ben şahsıma konuşayım. Ben bu hafta sonu, hadi olsun olmasın, önümüzdeki hafta 3500'ü bekliyorum. Ya zaten salıdan sonra dananın kuyruğu kopacak. Şöyle bir gerçek var. İşte bir yıl içerisinde zaten birkaç ayı gitti. Yani 6000 dolar. Yani herkes bekliyor. Yani bu tek benim beklediğim bir şey değil. Sonra tabii, ama haklısınız, geriliyorsunuz. Bayağı geriliyorsunuz. Şey yapın ya, çok fazla kasmayın arkadaşlar. Yani sonuçta burada çok çılgın rakamlar koşmuyor. Yani çılgın rakamlar oynamıyor. Yani tamam, 3000, 3500 bandında, yani ya da 3200 bandında ana paranızı çekmediyseniz ana paranızı çekin, rahatlayın. Yani yatırımınızı, ihtiyaçlarınızı karşılayın. Yani ihtiyaçlarınızı karşılayın, ondan sonrasından hareket edin. Yani boşu boşuna gerilmeyin. Mesela Binance Coin 650 dolar, ya 50 dolar bandındaydı. İyi ki arkadaşlara aldırmışım, sağ olsunlar. Onlar 650 kaç? 200 küsur dolardan bayağı bir aldılar. Bitcoin Cash pek oynamadı. 1016 dolarda sabit kaldı. Link yani 40 dolar. Şu an güncel, ama o da 40 noktasına kadar, 40.05'e test etmiş. Ama benim favori param Bitcoin ya. 0.21 sent. İlk ben bu işe başladığımda benim ilk göz ağrım. İlk ben bu işe başladığımda Bitcoin'den hani başladım. Bitcoin aldım. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakın. Bitcoin alıyorsunuz. BTC dururken Bitcoin aldım. Bitcoin'i aldım. Binance'e aktardım. Binance'ten de Bitcoin aldım. Yani çünkü Bitcoin'e öyle hani, ya da o zaman bilmiyorum, şimdi hiç almadığım için hani Bitcoin'i alabilmek için herhangi bir kripto parayla onu alabiliyorsun. Ondan sonra yani ben ve benim aldığım rakam 0.01 sentti. Şu an 0.21 sent. Kaç bin x yapmış. Değil mi? Yani şey nedir o? Bugün 20 bin tane, 30 bin tane alanların yüzü böyle güldü, yani öyle söylüyor. Ondan dolayı yani böyle ya altcoin sepetinizde böyle sıralamadan olsun ya, bir tane iki tane en kötü. Mesela Ripple'ı saymıyorum bile, yani Ripple olsun olsun, yani şu an 1.29-1.30 bandında. Yani eski günlere dönsün, işte 3 dolar hani tamam, tavan yapsın 5 dolar. Ama birkaç yüz bin tane aldıysan eyvallah. Yani o da şey yapar. Mesela favori paralarımdan bir tanesi de Monero. Niye? Kazılabildiği için Monero. 50 dolardan yüzüne çoğu insan bakmıyordu. Çoğu insandan bahsediyorum. Şu an 419 dolar. Ve 425 doları test etti. Bunlar geleceğin paraları arkadaşlar. Ya altcoin sepetinizde olsun ya. Hani diyeceksin ki 419 dolar arkadaş. Abicim alamıyorsan kas. Ne olacak ki? Ben kendi kardeşime dahi diyorum ya. Ya tek ekran kartın olsun, kas bulunsun. O kadar ilginç ki, yani nasıl biliyor musun? Sizin hiç beğenmeyeceğiniz, umursamayacağınız coinlere, hani böyle annemin, bakıyorum bilgisayar falan boşta, çatır çatır kazıyorum. Neyi bulursam kazıyorum. Yani hiç önemli değil. Olay ne biliyor musunuz? Yarın bir gün çoluğumuz çocuğumuz ondan yürür gider. Bitcoin de kimse suratına bakmıyordu bir zamanlar. Sonra ne oldu? Şu an erişilemiyor. 58.400 dolar. Sıkı para yani, ev parası. Valla. Yani bugün çok güzel şey oldu. Yani gerilmeyin. Gerilmemek için de şey yapın ya. İhtiyaçlarınızı karşılayın. Hani mesela herkesin bu işe bir başlangıç şeyi var. İşte insanlar ne diyor? Ben şu an alacağım bunu. Al abi. Al yani. Kardan zarar edersin. Hani o kadar daha fazla para cebine girmez. Ama hani iptal ediyorum evrenden, ama bu işler terse döndüğü anda nasıl biliyor musun? Hayallerin askıda kalır. Al yani, mesela bilgisayar mı almak istiyorsun? Al çıksın gitsin. Bugün bir bilgisayar, iyi bir bilgisayar 20 bin lira. 15-20 bin lira. Yani eskiden valla benim bir i5'im var. Bilmem kaçıncı nesil. İkinci nesil miydi artık, ne diyeyim size? Ya 24-25 yıl olmuş. Ben 25 yıldan beri bebeğim gibi.
Yani bir kere yere düştü, o da son zamanlar. Ondan sonra yani gözüm gibi bakıyorum ama artık bilgisayar beni bırakıyor. Yani bir tamam bir SSD falan filan artık son çare, hani RAM'lerle falan destekledik. İşte bir SSD takacağım şimdi. Hani kurtarabildiğim kadar kurtaracağım. Ama hızlı değil artık yani. Hani bir takım şeyleri bana yetişemiyor. Yani şunu diyeceğim, hani üstünden ana paranızı alın. Yani gerilmemek için, fazla gerilmemek için, fazla gerginlik sizlere hata yaptırır. Hatta bugün işte kripto para borsalarındaki birçok şeyleri dinledim. Yani açık bıraktım, dinledim. Bir tanesi şey yapmış işte işten anlamayanlar falan. Doğru. Çok da işten anlamadan ahkam kesenler var. Hani tamam ben de işten anlamıyorum ama ben doğru yolda insanları yönlendirmeye çalışıyorum. Hani çünkü hepiniz geriliyorsunuz. Şimdi diyor ki atıyorum işte 3200, 3500, bakın 6000 olsun diye zorlamayın. Yani 6000 olsun diye zorlarken işler tersine giderse o zaman üzülürsünüz yani, gerek yok ya. Dersin ki ya kardan zarar, ben alacağımı aldım. Ondan sonra ana paramı kurtardım. Kârı gitti gümbürt ya, hiç önemli değil yani. Arkadaşlarım çok çok uzatmak istemiyorum. Sizleri seviyorum. Yani bizi takipte kalın. Abone olmadan izleyenleri görüyorum. Ya onların da canı sağ olsun ama yani sonuçta biz de burada emek sarf ediyoruz. Hani iyi kötü bir yoldaş olmaya çalışıyorum. Yani bu videoyu faydalı bulduğuna inanıyorsanız lütfen abone olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bitcoin'den kalın.